Ahtuna vahtuna bir Rumelili, bir Trakyalı olarak benim yıllardır yapmayı arzu ettiğim bir film senaryosuydu aslında. Ama filmle ilgili imkanlar gittikçe daralıyor. Film yapmak hem ekonomik olarak hem seyirciye ulaşmak adına zorlaşıyor. Bu yüzden de yönetmenler eskisi kadar film yapamadıklarından ya öykü yazmaya ya da tiyatro yapmaya yöneliyorlar. Biz de halk filmin yanına Halk Sahne diye bir kardeş kuruluş kurduk ve tiyatro yaparak tiyatroyla içeriğimizi, mesajımızı, dünya görüşümüzü seyircilerle paylaşalım istiyoruz. Ahtuna vahtuna böyle bir arzuyla doğdu. Bizim Balkanlardaki bozgunumuzu, bütün mağlubiyetimizi, mahzunluğumuzu ve hüznümüzü anlatan bir oyun. Namık Kemal Vatan yahut Silistre'yi yazalı 150 yıl oldu. Vatan yahut Silistre bir Balkanlardaki mücadeleyi anlatır. Balkanları elde tutmak ve Balkanları gaziler diyarı olarak sürdürmek için bir çabayı anlatır. Neredeyse ondan 150 yıl sonra, 150 yıl sonra arada hiçbir şey yok Balkanlarla ilgili tiyatroda. Biz Ahtuna Vahtuna ile Balkanların Müslümanları, Balkanların Osmanlı'yı, Balkanların hasreti, Balkanların merhameti, adaleti, bekleyişini ve arayışını anlatıyoruz. Oyun 23 Temmuz 1908 ile Ağustos 1913 arasında geçen 5 yılı irdeliyor. Bu 5 yıl içinde işte Jön Türkler Abdülhamit Han'a darbe yaptılar ve işte iktidarı ele aldılar. O 5 yıl içinde bütün Trakya'yı, bütün Rumeli'yi kaybettik. Bu kaybedişin sebepleri, sonuçları üzerine bir oyun. Bu oyun Balkan hikayesi, bir Balkan topraklarında geçen savaş sonrasında bir kaybolan bir aşk hikayesini anlatıyor. Hem dönemin tarihine tanıklık etmiş oluyoruz, hem de bu aşk çiftinin buluşmasına tanıklık etmiş oluyoruz. Bu anlamda hem kıymetli hem de çok güzel bir öykü, güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ben bu karaktere hazırlanırken birazcık büyüklerimden de esinlendim. Çünkü ben de bir Rumeli çocuğuyum. Dedelerim Selanikli, büyükannelerim Üsküplü. O yüzden oyuna ve karaktere çabuk adapte oldum diyebilirim. Güzel bir oyunda bizi bekliyor. Ben senaryoyu yani teksti ilk okuduğumda Nazlı Dadı karakteriyle çok büyük bir bütünlük içinde hissettim. Ben Karadeniz kökenli bir aileyim. Oranın kadınları çok böyle cabbar ve ataktır. Aynı şekilde Nazlı Dadı'da da bir Balkan kadını olarak aynı coşkuyu ve hırsı gördüm. Dolayısıyla çok çabuk kendimle özdeşleştirdim Nazlı Dadı karakterini. Dolayısıyla benim için böyle etrafımda gördüğüm kadınlar hep aynı olduğu için Nazlı Dadı karakterine de o şekilde daha kolay adapte olabildim kendi adıma. İlk kez hani alanımın dışına çıkıp geleneksel Türk tiyatrosu motifleri taşıyan, biraz komedi delerteden, biraz epik tiyatrodan örnekler taşıyan ve daha önce hiç oynamadığım Ron Palangalı Ali Kahya'yı oynuyorum. Farklı bir diyalektikte oynuyoruz. Ben oyunun neredeyse hani en eğlenceli karakteriyim. Dadıyla sürekli didişen, onunla geçmişe dair ufak tefek problemleri olan, gönül anlamında, gönül ilişkisi anlamında problemleri olan bir karakteri oynuyorum. Bir oyuncu için de hani daha önce oynamadığınız bir şeyi oynamak önemli bir şeydir. Ben de biraz bu teksti bu anlamda yorumladım ve kabul ettim. Çok güzel bir ekiple uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Bakalım yolumuz açık olsun. Bugün iki oyunumuzu oynayacağız. Kim bilir şimdi neredesin? Ne abisin? Kim neredesin? İnsan sana ne kadar mutlu. Tübe estağfurullah, tübe tübe! Sabah sabah nereden çıkar bu lakırdılar? Kızım, söyle bak. Senin bu halın ne kadar sürecek? Ölünceye kadar dedi, mezarı boylayıncaya kadar.